Merhaba. Bugün bebeklerimizin 15. günü. Böyle görmüş olduğunuz gibi günde 2 ya da 3 kez biberonla besleme yapıyorum. Çünkü 7 tane yavrumuz var. Biraz anneyi rahatlatmak ve biraz da bebeklere faydası olması açısından. Çünkü anne sütü yetmedi. Biberonla beslemek zorunda kaldım. Şu yanda görmüş olduğunuz Royal Canin'in büyük paketini aldık internetten. Fiyatı da uygun. İçinden biberon seti de çıkıyor her kutunun. Bu şekilde bebeklerimizi besliyoruz. Bebeklerin gelişiminde inanılmaz faydasını gördük. Her biri şöyle gördüğünüz gibi, bir tanesi de burada. Biri burada, diğerleri hepsi burada. Tamam, tamam canım. 15 gün içinde hepsini toparladı. Kaç tane bekliyorduk? Biz 4 tane bebek bekliyorduk. Veterinerimiz 4 tane gördü ultrasonda. Fakat sürpriz olarak 7 tane bebeğimiz oldu. Tabii çok tecrübesizdik. Bize çok bilgi veren olmadı bu konuda. YouTube'da videolar seyrettik ama yani sadece doğum videoları var birkaç tane. Bilgilendirme videoları maalesef bulamadık hiçbir yerde. Hani böyle bir durumda biz ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Veteriner kontrolünde tabii devam ediyoruz beslemeye. Sürekli haberleşiyoruz ama bir yerden sonra kendi başınıza kalıyorsunuz. Böyle bir çitimiz var. Çift çit yaptık. Arkadaşlarımızdan aldık. Altına boya yapılırken kullanılan büyük naylon serdik. Üzerine battaniye serdik. Üzerine çarşaf ve sonra da her tarafını pedlerle kapladık. Bunların hepsini kendi başımıza buluyoruz. Yapa yapa, düşüne düşüne insan öğreniyor bir şekilde. Bebekler burada çok rahat ettiler. Doğumu çok rahat halletti Badem. Şu an Badem burada diye sanıyorum bir yerde uyuyor, dinleniyor. Badem, gel kızım. Badem, gel kızım. Gel Badiş, koş bebeklerine gel. Koş koş Aa, ne koş koş. olmuş bebeklere? Gel Gel bakalım. bebeklerine bak bakalım. Badem de geliyor. Evet, işte bizim. Gel gel anneciğim, gel yanıma gel. Aferin güzel kızıma. Aferin. Aferin benim güzel kızım. Otur anneciğim. Otur Heh, bakalım. otur. Hı, tamam, gel bana. Doğum çok rahat atlattık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık doğumda. Fakat doğumdan sonra bir sıkıntımız oldu. Badem 3 tane bebeği reddetti. Bununla ilgili de hiçbir yerden ben bilgi bulamadım. Veterinerle görüştüm. Veteriner ölümler olabilir, sıkılmayın, vicdanınız rahat olsun dedi. Fakat onların yüzlerini gördükten sonra buna izin vermek gibi bir şey söz konusu değil tabii. Gecemizi gündüzümüze kattık eşimle beraber. Çitin içinde yattık birkaç akşam. Badem ilk bir tanesini aldı. Gece çitten çıkarıp ağzıyla oğlumun odasına götürüp bir köşeye saklamış ve üstüne oturdu. Çığlığa fırladık yerimizden. Tabii bu durumda Badem'e de bir şey diyemiyorsunuz. Ona da azarlayamıyorsun. Çünkü yaşadığı bence bu 7 yavrudan sonra büyük bir travma. Çok zor, hiç kolay bir şey değil. Çok yıprandı, çok yoruldu. Bir yandan onun için üzülüyorsunuz. Dur canım, İşte bak. almayan bir yavru galiba, değil Almayan bir mi? yavru Bir mesela dene bakalım, hadi göster bir bir. türlü işte biberonu tutturamıyorum. Yani bu biberon seanslarında 1-1,5 saatim benim bu şekilde geçiyor. Vazgeçmek yok yani, asla vazgeçmiyorum. O ilk reddettiği yavruda da vazgeçmedim. Sonraki akşamlarda iki yavruyu daha reddetti. Çok zor ve sıkıntılı bir süreçti ama çitin içinde yattık. Çünkü Badem biz çitin içinde olunca korkudan yavruları kabul etmek zorunda kaldı. Reddetti derken neyi kastediyorum? Burnuyla ve patileriyle
şiddetli bir şekilde böyle sürükleyerek, eliyle vurarak, ağzıyla sağa sola çarparak yavrulardan kurtulmaya çalıştı. Bizim anladığımız o. Ama biraz tatlı sert bademe söylenerek, yavruları sürekli altına vererek, bademin ağzına koyarak, yalamasını sağlayarak, konuşarak bademe kabul ettirdik. Artık bir sorun yaşamıyoruz. Şu an 15 günlükler. Kaç gramlar? Küçücük şu kadarlardı doğduklarında. Şimdi 580 ile 630 gram civarında ağırlıkları. Evet. İsimler de koyduk kendimizce. Sonra sahiplerine gittiğinde onlar ne koyarlar bilmiyoruz ama biz tabii onlara birer isim koyduk. Survivor, pardon. Survivor bu. Survivor en küçük ve ilk kabul edilmeyen yavruydu. Onun için onun adını Survivor koyduk. O da çok iyi dayandı. Simba. Röfle. Şuralarında biraz hareleri var. Unutmazsam isimlerini tabii. Gölge galiba. Bu yorgan. Neden yorgan? Çünkü sabah 8 civarında oğlumun yatağının üzerine gitmiş Badem. Ve onu yorganın üzerinde doğurmuş. Ben Badem ortalıkta görünmeyince endişelenip koştum. Bir baktım yorganın üstüne doğurmuş. O yüzden bunun adı yorgan. Evet. Şimdi... Neydi, hangisiydi? Bir dakika. Bu muydu hayalet dediğimiz patisi? Bu hayalet. Bu hayalet. Gece. Bu da karanlık. Ha, karanlık pardon. Neden hayalet ve karanlık? Belki bilenler biliyordur. Michael Douglas'ındı değil mi? Michael Douglas. Val Kilmer. Val Kilmer'la Afrika'da çektikleri bir şahane bir hayalet ve karanlık diye bir aslanlı bir film vardı. Biz o filmden çok etkilenmiştik. O yüzden iki tanesine o ismi verdik. Evet, böyle koyduk. Evet, bebeklerimiz böyle, bademimiz böyle. Bu arada babamızın adı Roma. O da harika, çok tatlı bir can. Evet, şeyimiz bu. Ben şöyle size göstereyim de. Şöyle kapalı paket geliyor. Şöyle açıyorsunuz. İçinden 4 tane bu şekilde paket çıkıyor. Kaç her gram? Her biri 200 gram bunların. Şöyle biberon seti çıkıyor içinden. Şu şekilde. İki başlık. Şöyle. Çok faydasını gördük bunun. Bebekleri çok toparladı. Badem'in de dinlenmesine neden oldu. İyi oldu yani. Bir daha çevir de bir şey gösterelim. Şöyle. Şöyle de 120'lik hazırlıyoruz buraya kadar. Tabii bu ilk başladığımız zamanlarda 120'lik değil. İkinci, üçüncü günden itibaren vermeye başladık. İlk hazırladığımızda 20 mililitreyi zor bitiriyorlardı. Yavaş yavaş yükseldi ve şimdi 120'liyi hazırlıyoruz. 120 mililitreye 6 kapak, yani yarı yarıya. 6 ölçü. Yüzlük yapıyorsanız 5 ölçü. Yarı yarıya. Yarı yarıya yani. O şekilde hazırlıyoruz. 70 derecede suyumuzu ısıtıp mamaları içine koyuyoruz. Toz mamayı çalkalıyoruz. Anne sütü kıvamına gelince ılık, yani elin üstüne şöyle yaptığınızda eğer yakmıyorsa o zaman mama hazır demektir. Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Biraz biz besliyoruz. Biraz anne denemiyorlar. Bu şekilde büyüyorlar. 4 Şubat'ta doğdu bebekler. Biraz şey yapacağız ama. Yaptığımızı da söyle de mama almayanları
anneden daha fazla süt emdiriyoruz ki eksik kalmasınlar, Tabii, eşit gitsinler diye. tabii. Mesela şu an hepsi beraber meme emiyorlar. Fakat buna ender yaptırıyoruz. O 3 tane reddettiği küçüğü önce memeye veriyoruz. Sonra onları alıp diğer 4 tane daha güçlü olan bebekleri memeye koyuyoruz. Küçük olanları biraz daha fazla besliyoruz. Bazen güçlü olanları daha fazla besleyip annenin memelerinin süt dolmasını bekliyoruz ki küçük yavrulara süt gelsin diye. Bir de bir tane daha bir mamamız var. Bademi nasıl beslediğimizi onu da anlatayım ben size. Bir durdur istersen onu. Bir sonraki videoda bir anlat sonraki ister. Videoda da onu anlatayım. Bademin beslenmesiyle hamilelik sürecinde ve doğum sonrası neler yaptığımızı bir sonraki videoda anlatacağım. Umarım faydalı olmuştur.